Merhaba ben hırsız. Oh, olamaz yaşlı amca. ne oluyor da? Yani ben yaşlılara yardım etmeyi çok severim. Tabii zengin olurlarsa çok daha güzel olur. Oh. Ne oluyor burada? Evladım benim gözüm görmüyor yardım eder misin? Ne? Ama seni yaşlı bunak ben torunun mu sandın? Oh, evladım ben eski hiç adamıyım. İş mı? Şey yani böyle şeyleri söyler miyim ben size hiç? Amcacım siz yani dedemden çok seviyorum. Karar verdim bundan sonra bu adam benim dedem. Böyle şeylere hiç gerek yok evlat. Merak etmeyin size yardım edeceğim. Bakalım. Bakalım bu yaşlı morun yani şey dedemin ne kadar parası varmış. Oo! burada kaç tane sıfır var. Bu iyi mi çekiyor lanım? İyi mi yani şey çok iyiyim. Bugünümü bu kadar güzel geçeceğini hiç tahmin etmiyordum. Evladım yoksa beni kandırıp elmaslarımı mı çalacaksın? <laughs> Ben hiç yardıma muhtaç yaşlı bir insanın paralarını çalacak kadar namussuz, haysiyetsiz, utanmaz bir insan mıyım? Yani benden öyle bir şey bekliyor musunuz? <laughs> Sen çok dürüst bir insana benziyorsun. Dedeciğim zaten benim yaşama amacım dürüstlük ve namus. Bu namus denen şeyden gel gör ki bende çok fazla var. Ben güzel elmas çekecektim evlat. Güzel elmas mı? Ama güzel bana kalır. Ne dedin? Şey <laughs> dedim elmasını hemen çekiyorum dedeciğim. Canım dedem. Yani ben gerçek dediğimi bu kadar çok sevmiyordum. Tamamdır. Yüz elmasını burada al. Senin gibi insanlar kaldı mı evlat? Bilmiyorum araştırmak gerekiyor ama sanmıyorum benim kadar iyi birisi olsun. Allah razı olsun evlat. Sen ne zaman istersen elmasdan çalarım yani şey çekip sana veririm. Kendinize iyi bakın güle güle. Gidin bakalım. Ben o kadar ucuza hizmet etmem. Koskoca iş adamı var karşınızda. Ya işte amca da dedem de olan Alzheimer hastalığı başlamış. Kartını burada unuttu. Diğer paralar da ben çekeceğim. Çekelim hepsini de. Oh. Tamamdır gidelim. Her yere baktınız mı? Ne oluyor da? Şu alnımın teriyle kazandığım helal elmaslarımı şu sandığımın içine koyacağım. Şuna bakın köye zengin birisi taşınmış. Arabasına bakın. Bu adam bu arabayı nasıl aldı? Kesin hırsız. Yani ben alnımı teriyle kazanmaya çalışıyorum. Olmuyor. Ve ben hırsızları hiç sevmem. Gidelim bakalım. Bir de benim gibi namuslu bir insanın evine bakın. Ah. Hey sen köpeğimi bir yerde gördün mü? Köpek mi? Oh. Köpeğimi bulana çok fazla elmas ödülü vereceğim. Elmas ödülü mü? Elmas güzelmiş ama ben ödül avcısı değilim. Ben hırsızım. Hı? Yani şey ödül avcısı değil hırsız avcısıyım. Patron köpeğini çok severdi. Şeye baksanıza bu köpek benden daha rahat yaşıyordur. Evet doğru ben patrona dedim ben senin köpeğin olurum diye ama. Hani sizde hiç utanma yok mu? Birazcık elmas için köpek olunur mu hiç? Mesela ben hayatta olmam. Ben onurum ve şerefim için yaşarım. Gelin görün ki onur ve şereften de bende fazlasıyla var. Hı? Şu afişten bir tane alayım da her yerde ararım merak merak etmeyin. Köpek de o kadar kaliteli değilmiş. O yüzüte benziyor. yani şey köpeğiniz çok güzel bir köpekmiş demek istedim. Bu köpeği bulup işini bitireceğim. Çünkü bu köpeğin yerine benim geçmem gerekiyor. Şimdi hazırsanız kendi o köpeğe dönüştüreceğim. Yani yanlış anlamayın. Elmas için değil. Bu adamı mutlu etmek için dönüşeceğim. Baksanıza ağlıyor. Şunu şuraya asalım. Şimdi hazırsanız dönüşme makinesini yapıyorum. Yapalım şuraya. Benim bu köpeğin sahip olduğu imkanlara sahip olmam gerekiyor. Bir insan olarak buna hakkım yok mu? Namuslu bir insan olarak yaşamak ne kadar zormuş böyle. Tamamdır. Dönüşme makinesini hazırladım. Bu köpeği dönüştükten sonra eve rahatça gidip çıkabileceğim. Evdeki bütün eşyalarını çalacağım. En sevdiği köpeği olduğum için de benden asla şüphelenmeyecek. Ayarlayalım. Hazırsanız dönüşüyorum. Kapatalım. Köpeği dönüşmeye başladım. Olamaz. Fakirliğin gözü kör olsun. Ne hallere düştüm. Bir ee, şey mı acaba? Şu halime bakın. Bakalım resimdekine benziyor muyum? Aynısı olmuşum. Gördünüz mü? Beni görünce çıldıracak. Gidelim. Biraz korkmuş gibi falan yapalım. Yüz vermeyeyim. Şöyle kaçayım. Canım köpeğim gel buraya. Ee, bana kemik falan atıyor. Ben bu adam parçalar. Ben köpek miyim ki kemik atıyor? Doğru. Götürelim kemiği. Verelim kemiği. Aa, canım köpeğim çok akıllı görüyor musunuz? Patron ama ben daha akıllıyım bak. Kemiği alıp nereye attım ama senin hizmetçin mi var burada? Bana kemik atıp duruyor. Götürelim neyse. Getirdim buradaydı bir daha atarsan. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor sanki Mahmut da. Anlatmaya çalışıyorum birazdan işini bitireceğim senin. Yani sanki ben ne kadar çok sevdiğini söylüyor gibi. Seni değil daha çok arabanı elmaslarını sevdim. Kemiği yine fırlattı ben bu adam işini bitireceğim şimdi. Canım köpeğim sonunda geri geldi. Canım köpeğim senin karnın açılmıştır al ye mamandan. <laughs> Pek maması mı yiyeceğim ben şimdi? <laughs> Adana kebap falan yok. Bu benim köpeğimin en sevdiğim mamaydı ayıptır söylemesi. Olamaz yemezsem şimdi benden şüphelenir. <laughs> en iyisi birazcık yiyelim bari. Olamaz tadı çok kötü. Çok kirlenmiş eve girmeden önce şurada yıkanman gerekiyor. Yani bu evin içine girmek için her şeyi yaparım. Mahmut patron gözünde şu it kadar değerimiz yok. <laughs> arabaya bakın. Bu arabayı buradan yürütmem gerekiyor. Ama patron köpek arabaya bindi. Karışmayın o istediğini yapabilir. <laughs> Siz niye karışıyorsunuz ki? O. <laughs> şu sandıkları üstüne takalım. Bundan sonra elmaslarımı sen taşıyacaksın. Alalım şunları. Oh. <laughs> Sandıklar takıldı tamamdır. Elmas hadi elmas ver. Oh. <laughs> Merak etme onlara gözüm gibi bakacağım. Bu Bak elmasları sayıyor görüyor musunuz? Tabi sayacağım ne çaldığımı bilmem gerekiyor sonuçta. Bakalım. Görüyor musun kapıyı bile açabiliyor. Kapıda ne var ben banka kasalarını bile açabiliyorum. Oğlum şu elmaslara bakın sandıktan taşmış. Benim bu sandığı eve kadar taşımam gerekiyor. Bu adamın şimdi gizli kasasını bulacağım. Bakalım şuralara. Yani benim köpek olmama gerek yok. Benim burnum köpeklerden daha iyi elmas kokusu alıyor. Burada mı yoksa? Oh! Gizli geçitini buldum. İneceğim şuraya. Kapatalım. Olamaz ah! güvenlikler. gel buraya. Nasıl de Neyse bir önce soygunumuzu yapalım. Olamaz dedemin bağındaki kiraz ve elmanın burada ne işi var? Benim teknoloji dükkanımda iki telefonlar. Elmaslar alalım. Dedemin bahçesinde kullandığı traktörü de almışlar. O. Arabalar. Emin değilim ama bunlar da dedemin olabilir. Bakalım. O. Bu kılıcı yapmak için kaç tane elmas harcamışlardır acaba? Soygunu tamamladım. Benim bir şekilde bu adamdan kurtulmam gerekiyor şimdi. Bu adamdan ben nasıl kurtulacağım şimdi? O. Canım köpeğim düşman mı köpek geldi. Onun işini bitir. Düşman köpek mi? Aa! Ben bu köpeği nasıl yeneyim Bu köpek beni tekli lokma da yer. Yoksa korktun mu? Ben bununla savaşamam. <laughs> ben de seni güçlü bir köpek sanmıştım. Öyle bak çok şimdi. Ondan sonra seni görmek istemiyorum defol. <laughs> Ondan sonra benim yeni köpeğim bu. Valla başını aç al bu köpeğin de ben gidiyorum. Senden de adam olmaz. Size almadım Gidelim. Gidelim eve. Suygunumu tamamladım. Koyalım şunu. Gelelim. Dönüşüyorum. Oh. Ah. Tamamdır. Bu şu kedize bakın eski köpeğini hemen unuttu. Bundan sonra bu köpek benim en sevdiğim köpeğim oldu. Ne? Şuna bakalım. <laughs> bu oyuncaklar biraz tehlikeli olabiliyor. Ah. Polisler geliyor. Bakalım. Ne oluyor da? Yanlarına gideceğim. Köpek beni ısırmasın. Ne oluyor burada? O adamın evi soyulmuş. Evi mi? Evet, evet o eski köpeğim yaptı. Eski köpek mi? Şimdi ben bu köpeği aldım onu kovdum ya ondan soydu. Bu adam ne diyor? Bilmiyorum ben zaten uyuyordum. Ne oluyor burada? Bu adam sizinle dalıyor geçiyor. Köpek hiç ev soyar mı? Bence siz bu adamı hapse atın. Şey doğruyu söylüyorum. Böyle kerizlerle uğraşacağım ben gidiyorum. Güzel köyden gittiler. Bu soygun kerefine şu boruyu öttürüyorum. <laughs> Şu kılıca baksanıza. Bir tane canavar traktör çıktı. Bu traktörle ben bu evin duvarına bile tırmanabilirim. Biraz yavaş gidiyor sanki. <laughs> Arabaya bakacağım. Güzel. <laughs> İki tane canavar araba çıktı. Eğer bu canavar arabalarla offroad araba yarışına katılmamı istiyorsanız yorumlara 99 yazın. O araba yarışından bir sürü elmas kazanacağım. Araba yarışında kimse beni yenemez. Dönelim. Tamamdır duralım şurada. Neyse ki bugün yine alnımızın teriyle elmasımızı kazandı. <laughs> olamaz abi senin burada ne işin var? Şehmin de sana söz verdiğim gibi artık namusumla elmasımı kazanmaya başladım. Yani şey bundan sonra hırsızlık falan yok. Şey konuşarak anlayabilirdik. Bıraktım diyorum sana. Aa, olamaz beni yiyecek. Geliyor mu? Aa, olamaz sana bıraktım diyorum bu işleri. Bugün yine namusumla elmasımı kazandım. <laughs> Kaçalım. Geliyor mu? Evet ben hırsız bugün köye gelen zengini köpeğe dönüşüp soydum. Her köpeğe dönüşme ve evden çıkan eşyaları sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Her peşimdeki bu canavarı yakalayıp onunla birlikte soygun yapmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.